Bugün sizlerle paylaşmak istediğim SolidWorks'te render'ı nasıl alınacağı. Render dediğimiz bir resim ortamı, malzemelerin, ışıkla sahnelerin oluşturulması. Siz de çizdiklerinize malzemeler atayarak daha kaliteli ve güzel sunumlar yapabilir, görselliği artırabilirsiniz. Baktığınız zaman SolidWorks'te yukarıdaki Open aç düğmesinin dışında sağ tarafta da aynı simgeden olduğunu görebilirsiniz. Bu düğmeye bastığınız zaman bilgisayarınızda kayıtlı olan SolidWorks düğmelerine ulaşabilirsiniz. Tutorial isimli klasörün içerisinde SolidWorks'ün kendi örnek çizimleri bulunmakta. Eğer size direkt bu şekilde açık gelmediyse buradaki kelimeyi bilgisayarınızın normal ara düğmesine yazarak, klasörü açarak, üzerine çift tıklatarak da dosyalarınızı açabilirsiniz. Üzerlerine beklediğimiz zaman hangi örnekler olabildiğini görebiliyoruz. Bazıları montaj resimlerinden anlaşılıyor. Bazıları ise sadece tek bir parçadan oluşan şekiller. Biz normal çok karışık olmayan güzel bir montaj resmi açalım. Her bir parçanın orijinleri açık kalmış. Yukarıdaki göster gizli düğmesinden orijinlerini kapatalım. Görselliğimizi ekranı sığacak şekilde yerleştirelim. Şeklinize baktığınız zaman parçalar zaten çok fazla değil, görselleştirmek kolay olacak. Yukarıya görselleştirme için bir menü getirmemiz gerekiyor. SolidWorks eklentileri bölümünde Photo View düğmesini işaretlediğiniz zaman size işleme araçları isimli ekstra bir menü getirdi. İşleme araçlarına baktığınız zaman sahnelerin, malzemelerin düzenlendiği görünüm bölümünün, render alma işlevlerini sağlayan düğmelerin ve hazır ışıklarla ilgili olan bölümün olduğunu görebilirsiniz. Görünüm düzenle malzeme atamak için kullanılan bir komut. Baktığınız zaman içeride de aynı şekilde aynı düğmeden var. Yani ekran içinden görünüm düzenleye ulaşabileceğimiz gibi direkt buradan da ulaşabiliriz. Görünüm düzenleye girelim. Girer girmez bize bu bir montaj olduğu için bileşenlere mi yoksa tamamına mı uygulanacağını soran bir bölüm geldi. Bileşenlerde ayrı ayrı malzeme vermek istediğimiz için biz bileşende bırakıyoruz. İstediğiniz herhangi bir parçayı seçtikten sonra soldan aşağıya kayarak herhangi bir renk verebileceğiniz gibi sağ taraftaki görünümler kısmını açarak burada görünümlerin altında yer alan metal, plastik, cam, boya, lastik tarzı ya da kumaş, fabrik bu tarz şeylerden de verebilirsiniz. Biz böyle parlak bir şey olmasını istediğim için ben metallerin içerisinden bronz yapmak istiyorum. Listeye baktığım zaman hazır bronz çeşitlerini görebiliyorum. İçinden herhangi bir tanesine tıklattığım zaman zaten seçili olduğu için otomatik olarak uygulandı. Diğerlerine farklı malzemeler yapmak için okey deyip bu görünüm düzenle komutunu tekrar çalıştırmak yerine iğneyi ters çeviriyorum. Bunun anlamı işim çok demek. Okey dedikten sonra pencereyi kapatmayacak. Daha sonra okey diyorum. Böylece alanımı sıfırlamış oldum. Ve altta kalan parçamı artık seçebilirim. Buraya da farklı bir materyal atayalım. Yine listeden istediğiniz herhangi bir şey atabilirsiniz. Ben gümüş seçtim. Gümüşlerin içinden herhangi istediğiniz bir malzemeyi de seçebilirsiniz. Okey diyorum. Ve geldik. Bu diğer iki parçayı da aynı şekilde yapayım. Painted'dan yapabilirim ya da farklı şeylerden kullanabilirim. Cam yapabilirim isterseniz. İstediğiniz herhangi şeylerden oluşturabilirsiniz. Önce seçeyim her ikisini de. Gerçi sıralama önemli değil. Önce seçip sonra yapabileceğimiz gibi sonradan seçerek de malzemeleri atayabilirsiniz. Şu anda bu şekilde tam gerçekliğini gösteremese de buna bir okey diyelim. Daha fazla bu pencerenin açık kalmaması için çarpısından kapattım. Gerçekte çok harika bir görüntü şu anda yok. Gerçek görüntü render penceresinde. Render gerçek malzemeyi hesaplamalarla gösterebilen bir pencere. Entegre ön izleme düğmesine basarsak hiç pencere açmadan direkt render sonucunu görebiliriz. Burada kamera veya perspektif olmadan devam et diyoruz. Buradaki render siz herhangi bir değişiklik yaptığınız zaman, mesela mouse tekeriyle çevirdiğiniz zaman da kendini otomatik yenileyecek şekilde.
Entegre ön izlemeyi kapatıp hemen yanındaki ön izleme penceresi düğmesine basarsak render işlemini bir pencere içerisinde gösterecektir. Bu da diğeriyle aynıdır aslında. Kontrol ile birlikte mouse tekeriyle böyle kaydırıyorum şeklimi, taşıyorum. Baktığınız zaman render ön izleme penceresinde de taşındığını görebilirsiniz. Burada yaptığınız her bir değişiklik malzeme de atayabilirsiniz. Aynı zamanda bu render penceresinde görünecektir. Bu pencereyi şimdilik kapatıyorum ve yukarıdan sahne ayarlamak istiyorum. Sahne arka planlar için kullanılan bölüm. Sahne düzenli kısmına girdiğiniz zaman sağ tarafta size SolidWorks sahnelerin bulunduğu bir alan açtı. Temel sahneleri kullanabilirsiniz. Yine çeşitlerine bakabilirsiniz. Stüdyo sahneleri denilen farklı yansıtmalı ışıklı olanlardan kullanabilirsiniz. Sunum sahneleri diyerek böyle değişik fonlarda, arka plan resimlerinde, manzaralarda resimlerinizi yerleştirebilirsiniz. Uygun herhangi bir şey bulamadığınız zaman sol taraftaki göz at düğmesinden bilgisayarınızda kayıtlı bir arka fonu da kullanabilirsiniz. Biz şimdilik temel sahnelerden herhangi bir tanesini seçeyim ben. Hangisi olduğu çok önemli değil. Tepe ışıklı demiş. Bunu seçtim. Hemen uygulamış oldum. Okeyledim. Ve görebilmek için ön izleme penceresini kullandım. Sahnemiz böyle sade, hafif bir yansıması var yerde. Kapatıyoruz. Yukarıda sahne ışıklandırması diye bir seçenek var. Bastığınız zaman size hazır sahnelerin olduğu bir pencereye çıkartacak. Burada üzerlerinde beklediğiniz zaman gölgelerin nasıl düşeceğini, malzemelerin nasıl parlayacağını gösterebilecek şekilde bir ön izleme sunuyor size. İstediğiniz sahne yansıtıcılığını artırabiliriz. Gölgelerin nasıl düşeceğini de ayarlayabiliriz. Nasıl isterseniz. Beğendiğiniz herhangi bir sahne tipine tıklatıyorsunuz. Seçtikten sonra burada orijinal halini ve geçerli seçtikten sonraki son halini görebilirsiniz. Tamam diyorum. Ve bu sefer entegre ön izlemeden bakayım. Böylece hazır sahnelerde böyle bir görüntü elde ettik. Farklı sahne çeşitlerini deneyerek daha farklı seçeneklerde kullanabilirsiniz. Yapmış olduğumuz render'ın kalitesini daha da artırmak istersek, render ayarları için seçenekler diye bir kısım göreceksiniz. Seçenekler kısmında çözünürlük ayarlarını kendiniz buradan hazırlardan seçebilirsiniz veya özel bir ayar yapabilirsiniz. Yüksek kalitede çıktı alacaksanız, güzel çözünürlüklerden bir tanesini işaretleyebilirsiniz. Sabit en boy oranı, kayıt edilirken formatı, nereye kaydedileceği bunları göz attan ayarlayabilirsiniz. İşleme kalitesi şu anda çok iyi değil. Maksimum dersek en iyi kalitede olacak. Fakat ne kadar iyi yaparsanız render süresinin de o kadar uzayacağını unutmayalım. Yine burada da aynı şekilde son işleme kalitesi, çıktı da kayıt edildikten sonra fotoğrafın ne kadar kaliteli fotoğraf kayıt edilecek onunla ilgili ayar. Çevrede bulum yapmak istiyor muyuz veyahut da kenarlarında kontur istiyor muyuz? Daha güçlü şekilde çizgileri belirgin şekilde olsun istiyor muyuz? Bunları seçerek ekranda da orijinal haliyle işaretledikten sonra farklarını görebilirsiniz. Kontrolü şimdilik kapattım. Yine bulumu da aynı şekilde kapatıyorum. Ve ayarladığım sonları OK düğmesine basıyorum. Entegre ön izlemeden de çıktım. Son işlemeyi çağır kısmı en son aldığınız render'ı getirecek. İşleme zamanlı düğmesi ise şu tarihte bu saatte render al gibi bir görevi zamanlayabiliyorsunuz. Yani render uzun bir süre olduğu için başka bir tarih ve saatte sizin için SolidWorks render alabilir. İsterseniz ayarlayabilirsiniz. Bölgeyi işle kısmıyla sadece belirli kısmı yani kısmi render alabilirsiniz. Belirli bir kısmı render almak istediğiniz zaman önce bölgeyi işleden seçiyorsunuz. Daha sonra istediğiniz entegreden, ön izlemeden ya da son ileme diyerek direkt render'ı da alabilirsiniz. Kaldırmak için tekrar aynı düğmeye basabilirsiniz. Entegre ön izlemeden de çıkıyoruz.
Bir de burada yapıştırma düzenle diye bir seçenek var. Logolarınızı, isimlerinizi, istediğiniz tarzda resimleri yapıştırma düzenle diyerek çağırabilir ve istediğiniz herhangi bir parçanın üzerine etiket şeklinde yapıştırabilirsiniz. Yapıştırma düzenle dediğimiz zaman sol tarafta hazır resimleri seçebileceğiniz bir göz at düğmesi göreceksiniz. Göz at ile bilgisayarınızda kayıtlı herhangi bir resmi seçelim. Buradan SolidWorks logoyu seçtim ben. Ve haritalama kısmında bunun tüm montaja mı yoksa bir parçaya mı, bir yüze mi, nasıl şekilde yapıştırılacağını belirtebiliriz. Ben yüz diyeyim ve şu yüzü seçeyim. Seçtiğim yüzeye gördüğünüz gibi atadı. Bunu kenarındaki oklardan yerine değiştirebilirim. İstediğim şekilde ayarlar yapabilirim. Kendiniz basılı tutup sürükleyerek ayarlayabilirsiniz. Veyahut da kenarında küçük noktacıklarından isterseniz küçültüp büyütebilirsiniz. İstediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz. Silindir olduğu için otomatik silindirik şekle getirdi. Değiştirebilirdik. İstediğim şekilde ayarladım. Işıklandırma bölümünden eğer bu etikette bir ışık varsa ışık şiddeti yapabilirsiniz. İstediğiniz şekilde buraya bir değer girebilirsiniz veya tekerleği bu şekilde basılı tutup sürükleyerek kendiniz bir ışık verebilirsiniz. Tamam diyelim. Görüntümüzü önce birazcık ayarlayalım. Görünümler düğmesinden kullanmış olduğunuz yapıştırıcılarla ilgili kısma bakabilirsiniz. Yapıştırmayı düzenle diyelim. Işığını biraz önce çok yüksek vermiş olabilirim. O yüzden ışığını birazcık kısmak istiyorum. O yüzden ışıklandırma bölümüne geldim. Ve şiddetini 0,2'ye düşürdüm. Ve son ileme diyerek render'ımı alıyorum. Yukarıdan yakınlaştır yapabilirsiniz. Resminize daha yakın bir şekilde bakabilirsiniz. Daha sonra da bu resmi resmi kaydet düğmesine basarak kaydedebilirsiniz. Dilerim bu ders sizler için faydalı olmuştur. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşça kalın.